ve kitabımız. Konuşmaya devam ediyoruz. Kitabımız. Kadınsın Korkma. Şimdi reklama gitmeden önce bahsetmiştim. Hatice. Anlatmanı rica ediyorum. Hazreti Hatice ve İslam'ın ilk kadın şehidi Hazreti Sümeyye. Senden dinlemek istiyorum ablacığım. Seve seve. Atike'yi de sormuştun. Evet, onları da sonrasında. Evet. Tamam, şimdi Hazreti Hatice düşün, devrin en zengin tüccarı bir hanımefendi. Ve Peygamber Efendimiz'den evvel de iki kez evlenmiş, toplam üç çocuğu olan dul bir hanımefendi. 40 yaşında bir hanımefendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Meysera ile kendi yardımcısıyla beraber önce nasıl bir insan? Çünkü biliyorsun hani derler ya, bir tatile gideceksin ya yolculuğa çıkacaksın işte. Aynevi paylaşacaksın. Yani nasıl bir insan öğrenmesi için çok akıllıca davranmış Hazreti Hatice. Meysera ile kervanla yolculuğa çıkarmış. Orada inanamadığı sonuçları almış. O kadar güzel şeyler yapmış ki, detayları kitapta var. Ben böyle bir insan görmedim ya Hatice diyor ve evlenme teklifini Hazreti Hatice'ye ediyor. Düşünsene, cahiliye döneminden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bile bir kadın bir erkeğe evlenme teklif ediyoruz değil mi? Hem de yaşlı bir kadına, nasıl olur? Arada bu kadar yaş farkı var. İşte ama adam büyük, kız küçükse sorun yok Türkiye'de biliyorsun. Sonrasında ama önemli olan şu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce onunla çalışmış, para kazanmış. Sonra evlenme teklifinden sonra, evlenmeden sonra diyebilirler ki Hatice artık işinden elini eteğini çekti. Peygamber yapmıştır canım, o zaman peygamber değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ama hiç fark etmemiş. Evlendikten sonra da Resulullah peygamberlikle müjdelendikten sonra da yine Hazreti Hatice tüccarlığa devam etmiş. Ortaklık, iş ortaklıkları hep devam etmiş. İşinden almamış. Hazreti Hatice bir kere ilk inanan kadın. Şurada düşünmemiz lazım. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in arkadaşıydı. İlk ona söyleyebilirdi değil mi? Evet. Allah-u Teala ilk inananı bir kadın yaparak bize bir mesaj veriyor aslında. Sen çok önemlisin, sen çok güvenilirsin. O yüzden ilk inanan sensin diye mesaj veriyor bize. Bu açıdan hiç bakmadık mesela. Çok güzel. Ve herhangi bir hanımla evlendirmedi onu. Çalışan bir hanımla evlendirdi. Dul bir kadınla evlendirdi. Şimdi mesela Allah muhafaza birisi boşansa, oğlu da hiç evlenmemiş bir anne İster ki illa bekar bir kızla evlensin, çocuğu olan. Hayır bak, Hazreti Hatice'nin 3 çocuğu var. 2 oğlu, 1 kızı var. Bunda hiçbir beis yok diye yine bize örnek sunmuş. Hazreti Hatice bütün malını mülkünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine vermiş biliyorsun, İslam'a adamış. Biz acaba Hazreti Hatice gibi davranabiliyor muyuz? Yoksa bir insana yardım ederken bile elimiz titriyor mu? Önce bir bunu düşünelim, olur mu? Güzel bir örnek, güzel bir hikaye. Kesinlikle. Hazreti Sümeyye. Hazreti Sümeyye bizim ilk şehidimiz, ilk kadın şehidimiz. Eşiyle beraber aynı kişinin aslında kölesi durumundalar. Karı kocayı efendileri tanıştırıyor. Fakat sonra İslam'la şereflendikten sonra olmadık işkencelere tabi tutuyorlar. Aklının hayaline gelmeyecek şeyler. Oğlunu gözünün önünde öldürüyor, eşini gözünün önünde öldürüyor. Yani dayan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüyor, Yasir ailesi sabredin, müjde var, Allah'ın müjdesi var size diyor. Yani senin önünde evladını öldürmeye kalkışsalar, işkence yapsalar ne kadar dayanabilirsin? O Allah için dayandı. O yüzden işte aradan 1400 sene geçiyor ve biz hala senin programında Hazreti Sümeyye'yi konuşabiliyoruz. Neleri feda edebiliyoruz? Hani diyor ki kadınlar, İslam'da kadına ne değer veriliyor? İslam'da kadına çok değer veriliyor da acaba kadın İslam'a değer veriyor mu? Ya da erkekler İslam'a değer veren, inanan insanlar ne kadar önemsiyor orada yazılanları kadına dair? Özellikle. Daha doğrusu ne kadarını biliyor. Ben bile bilmiyordum kadın olduğum halde. İyi ki bu kitabı yazmışım. Hayatımda hiç bu kadar çok şey öğrendiğim bir kitap olmadı yazarken. Şimdi gelirse cahillikten geliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Her yerde o şekilde değil mi? Cahil insanların düşünceleri bunlar. Atike'yi de sormuştum. Evet, aynen. Atike de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın eşi. Evlenmeden evvel bir şartım var diyor Hazreti Ömer'e. Bak şimdi bile biz evlenirken herhalde senle evleneceğim ama şu şartlarımı yerine getirirsen falan diyemeyiz bazılarımız. Buyur diyor Hazreti Ömer. Beni diyor mescide gitmekten alıkoymayacağına garanti vermeni istiyorum diyor. Hazreti Ömer tamam diyor ve öyle evleniyor. Hazreti Ömer'in vefatından sonra Zübeyir bin Avvam'la evleniyor. Yine aynı şey. Bak iki tane büyük şahsiyetle evleniyor Atike. İkisine de şartı İkisine var. İkisine de şartı bu. Beni mescitlere gitmekten alıkoymayacağına söz veriyorsan evleniyorum. Yani ben varım diyor ya kadın.
Yani İslam beni önemseyeceksen evet, diyor. Benim önemsediklerime değer vereceksen diyor. Çünkü mesela antik Yunan'da da öyle, Roma'da da öyle. Senin mesela çocuğunun üzerinde bile hakkın yok. Miras hakkın yok Avrupa'da. Mesela çocuğunu doğuruyorsun, kocanın dizinin dibine koyuyorsun ayağı yere. Adam şöyle bakıyor çocuğa. Erkekse beğenirse kucağına alıyor. Aa tamam o senin çocuğun. Ama adam erkek olsa bile almıyorsa çocuk orada bırakılıyor. Kızsa hiç almıyor zaten adam. Kızsa ya ölüme terk ediliyor donarak veya susuzluktan ölüyor. Ama erkekse başka bir aile, çocuğu olmayan bir aile oğlunu alıp gidebiliyor ya. Ölüme terk ediliyor. Ölüm kuyuları var Avrupa'da da yine. Cadı avları var. Cahiliye döneminde de kız doğan çocuk eğer kız çok, kızın ailesi güçlü değilse, bir aşiretin reisinin kızı falan değilse ölüm kuyularına canlı canlı atılıyor. Ama İslamiyet oradan alıyor diyor ki ben kadını öldüren bir zihniyetten cenneti ayaklarının altına koyduğum bir pozisyona getiriyorum kadını diyor. Ve kadını Allah muhatap alıyor. Onun için sure indiriyor, ayetler indiriyor, müjdeler veriyor. Yani hala İslam kadına değer vermiyor diyorlarsa Kur'an-ı Kerim'i okumalarına rağmen, bu kitabı da Kadınsın Korkmuyor okumalarına rağmen onların aklına şaşmak lazım. Aynen, kaynaklara dayanarak yazılmış bir kitap, onu da belirtmek istiyorum. Bir ilim abidesi olan Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe en çok hadis rivayet edilen kişi. Biliyorsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi ve diyor ki sahabe biz diyor onun kadar çok hadisi bize aktaran kimseyi görmedik. Hazreti Ayşe ilme aşık, şiire aşık. Ne diyor biliyor musun? Çocuklarınıza şiir okutun, şiir öğretin ki ağızları tatlansın diyor. Mesela sadaka verecek ya, önce ona parfüm sıkıyor, gül sularıyla yıkıyor paraları. Neden böyle yapıyorsun ya Ayşe diyorlar. Çünkü diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen bir sadaka vereceğin zaman o para ihtiyaç sahibinden önce Allah'a gider. Allah'a mis gibi koksun diye sürüyorum o parfümleri diyor. Aa, düşünebiliyor musun? Hazreti Ayşe o günün profesörü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok dikkatlice dinliyor ve bence de en önemli görevi şu. Sahte veya eksik hadisleri düzeltme görevi var. Mesela Ebu Hureyre'den çok fazla hadis nakledilmiştir. Ebu Hureyre diyor ki 3 şey uğursuzdur. Kadın, köpek ve ev. Cennet ayaklarının altına koyduğunu söyleyen Allah kadını köpekle bir tutar da uğursuz der mi hiç? Ayşe el kaldırıyor. Vallahi yaradığı diyor. Hiçbir şey yani köpek için de onu demez. Evet, yarattığı hiçbir canlı için. Vallahi diyor Resulullah öyle bir şey söylemedi. O dedi ki cahiliye döneminde bunlar uğursuz sanırdı dedi. Yani siz başını dinlememişsiniz. Sadece sonunu duymuşsunuz ve bunları insanlara yayıyorsunuz. Bu günah yapmayın diye uyarıyor insanları Hazreti Ayşe. Erkek kadın herkese eğitim veriyor. Ve bir kumandan savaş yönetiyor biliyorsun. Evet. Yani hayatın her alanında kadın var. Bize anlatılan İslam'da kadının yok sayılması diye bir şey söz konusu asla değil. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olasın. Ediyorum. Kitabın hayırlı uğurlu olsun, doğru ellere geçsin. İnşallah herkes lütfen okusun. Kız yetiştirecek olanlar, erkek yetiştirecek olanlar okusun. Ben ayrılmadan evvel bir şey rica edebilir miyim senden? Şimdi aslında hani son anda organizasyon oldu ya, hakkını helal et. Körfez Belediyesi'nde bu akşam annelere mutlu kadın mutlu toplum teknikleri anlatacağım inşallah. Ay çok güzel. Yarın da Elma Dağ'dayım gündüz, akşam da Gerede'deyim. Sana çok selamım var. Herkesin sen de selamlarımı ilet. Buraya lütfen davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür değerli ederim. Ekibine de aklım kalacak şu böreklerde. Ay gözlemimiz oldu. Gözleme pişti. Yok, 90 kilo olmuşum Ezgi. Seni olsun de böyle gördüm ya kesin zayıflayacağım inşallah. Çok tatlısın. Seni seviyorum. Ben de çok seviyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şeyin başarıların devamını herkes diliyorum. Herkes de olsun. Çok sevgiler, sağ olasın. Çok sevgili ablacığım. Buyur.